Günaydın, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyorum. Ve Azad'ım da hoş geldin diyor. Azad, kızlar, Sara dedi ki hani bana böyle bir tost yap. Şöyle köy ekmeğinden işte o yukarıdan tost yapıyorum ona bir parça. İnşallah yer. Bir de çay istedi. Ben de kıyma çıkardım. Ama kararsızım çok. Acaba diyorum kendim mantı böyle şupageti gibi kesip mantı üzerine soslu köfte mi döksem yoksa ekmek arası köfte mi yapsam? Sizce? Ay ikisi de uğraştırıyor değil mi? Yani ekmek yapacağım. Köy ekmeği o zaman tavada hamur açacağım ya da mantı keseceğim. Herhalde mantı kesmek daha kolay mı gelir? En azından bir tane hamurdan birden vırt vırt keseceğiz değil mi? Öyle yapalım. Daha saat erken. Çocuklar 8'de geliyor. 8'e doğru yani 6.30-7'de yapmaya başlarız değil mi? Köfte zaten biliyorsunuz basit. Can bunu yemez. Ona et çıkartırım. Bu da bize çocuklara yeter. Küçük köfteler yapacağım. Et köftesi ve el yapımı mantı keselim. Sadece yumurta, az bir şey, irmik ve 1-2 yemek kaşığı da zeytinyağı katacağız. Güzel bir hamur elde edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, hastanın yemeğini götürek bardakta çizilmiş makinede. Kızlar, bardaklar bazen çiziliyor ama o bardağın kalitesine bağlı. Çünkü bazı bardaklar hiç çizilmiyor. Bazıları da çiziliyor. Şöyle çayımız aslında cık gibi ama şeyde öyle görünüyor, bunalık ya o taraf. Ama çizik işte bardaklar. Neyse. Hemen şunu götürün bir Sara yesin inşallah. Yer yesin de şu ilaçları içsin. Hep grip ilaçları zaten. Doktor bir torba grip ilacı vermiş. Hadi bak. Oh! Dışarı rüzgarlıymış kız. Pablo'yla Azat'tan kaçtım. Dedim balkona çıkayım şöyle bir temiz hava vursun bana. Bu vurmaz olaydı. Dışarı bugün soğukmuş kızlar. Dışarı çıkmayın bugün. Vallahi rüzgar esiyor pofar pofar. Bakın yazmam nasıl sallanıyor Hint dizilerindeki gibi. Onlar böyle saçları savruluyor ya. Benim de oyalı yazmam savruluyor. Dedim hamur yapacağım. 2 dakika size burada halo diyeyim. Şöyle pembe. Rujumu da sürmüş. Bunu dışarıda sürmüyorum. Çok seviyorum pembeyi de. Şimdi dışarıda eşarlıyım ya. Pempiş pempiş bir ruj sürersem böyle tuhaf tuhaf bakarlar. Burada kimse yok. Biz bizeyiz değil mi? Ne olacak sanki? Azat gelme gelme. Vallahi biraz hava vursa kıskına geldi bana evin içinde. 10 gündür dışarı çıkmıyor. Nare nare ne kore nare. Sen böyle evde kalacak kadın mıydın? Dükkanlara gitmiyorsun, dışarı çıkmıyorsun, para harcamıyorsun. Ne hari, mezara mı götüreceğim parayı? Vallahi çıkarsam bir fena çıkarım, çıkışın fena olur size söyleyeyim. İşte çocuklar hasta, beni tutan onlar. Şu Sara'nın vızvızlığı beni öldürüyor zaten. Mız mız yatakta. Tost yaptım götürdüm. Böyle kurbanımı seni yer kurtçukuna sen gelme çok soğuk. Tost yaptım götürdüm bir parçasını yemiş. Zaten küçücük bir ekmekti. Onu da az bir şeysini yemiş. Dedim size şurada bir hallo diyeyim de benim şöyle bir sıfatımı görün. Dün de zaten hiç görmediniz. Yorumlara göz attım. Çok güzel yine yorumlar gelmiş. Komik benimle birlikte zaten gülüyorsunuz da. Akvaryumu da takipçi biri yazmış ki çok seviniyorum hayvanları sevdiğini. Ama yazlık demiş evleri niye çıplak? Akvaryumu yeşillik al. Aman düz evde dolanıp dursunlar balıklara iş mi çıkartayım kız? Kız ben onları çöpe attım. Böyle ağaç maaşlar dekor bir şeyler koyduydık. Koş git getir çoraplarını yatağın yanında senin beşiğinin yanında. Kız onları yıkamak, temizlemek de ayrı bir dert. Bana ne vallahi aldım çöpe attım. Hiç umurumda can gider yenisini alırsa alsın. Kendisi yıkar bir dahakine de. El üstü tertemiz, eşyasız evde otursunlar. İşi olmaz işte değil mi? Kız böyle içinde eşya olunca da çok yosunlanıyorlar. Onları tek tek diş fırçasıyla, eski bir diş fırçasıyla sürte sürte bir hal oluyorum o yosunları çıksın diye. Hiç vallahi kendime eziyet edemem. Bu sefer dedim ki sizi temizlemeyeceğim çöpe attım.
Bana hani babaları gitsin yeni bir tane alsın gelsin. Çok pis olmuşlardı. Hatta takipçinin biri de yazmış. O çok seviyormuş balıkları. Abisi de gitmiş ona 30 litreyle kalmış. Başıma bela etti diyor senin dediğin gibi. Onları temizle temizle diyor. Artık içim dışıma çıkmıştı. 15 sene balık yiyememiş. Onların kokusunda onu temizlemenin şimdi. Ben temizlerken hiç nefes almıyorum. Size de tavsiye edeyim. Böyle ağzımdan nefes alıyorum. O balığın yosunlu kokusunu hiç içime çekmiyorum. Diskinmiş diyor. Bir de asla balık göremiyorum. Sen en iyi diyormuş. Seni ve ben çok anlarım. İşte kız erkeklere bir iş yapma diyorsun. Valla diyorsun ki bir şey yap ya gözünü çıkartıyorlar. İşte erkek millete de bir de bize derler ki para harcıyorsunuz. Biz o bir şey alana kadar 40 defa düşünüyoruz. Allah mı almayak mı dartıyoruz. Onlar bir şey al dediğin zaman gidiyor gözünü çıkartıyor. En büyüğünü alıp geliyorlar. Neyse hadi mutfağa gidelim de hamur yapalım. Şimdi yine hastalanacağız. Koşun balkonda işiniz yok sizin. Kaç kaç kaç. Azadımın çorabını giydiriyoruz ablalara. Çorap giyecek Azat. Otur. Otur Azadım. Otur annesi hemen cibicik cibicik çoraplarını giydirsin. Benim oğlum çok yakışıklı. Getir uzat ayağını. Süpermenli çoraplarını giydirek. Bunun adı neydi Azat? Süpermen mi? Bunun adı Süpermen mi? Yoksa değil mi? Ne bunun adı? Getir ayağını. Öbür ayağını da getir. Aferin. Azat anne şimdi gidiyor hamur yoğuracak. Sana sonra hamur kabarsın sana yine vereceğim. Beraber ekmek yapacağız okey? Pablo'nun derdi de ayrı bir dert. Kudurdu kudurdu oraya çıkmış. Sen kaktüs götüne batsın da görsen gününü. Duydun mu beni? Kaktüs batar sana o pop işlerine. İn aşağı. Çabuk. Seni bücürük seni. İnşallah ben görünüyorum dur diye düşünüyorum. Kızlar şöyle mayalı ekmek için hemen hamurumuzu yoğuralım. Şöyle bir tane mayan var. Katıyorum bunu. Unum var. Bu şeyin unları çok güzel. Billa'nın şöyle 700 numara yazıyor ya. Bu unlar hem kurabiye hem börek çörek için acayip güzel. Yine alacağım. Bu biraz içinde kalmış dedim. Bunu kullanayım. Bir de şöyle şu barın unu vardı. Bu un da güzel ama bunu, bu daha çok güzel. Dedim onlardan hemen hamur yoğurayım. Şöyle bir bardağa yakın öf sütüm var. Aynı o kadar da su ekleyeceğim. Çünkü mayalı ekmek yaptığım zaman mutlaka süt katıyorum. Niye katıyorum? Süt onu çok gevrek ve lezzetli yapıyor. Ne yapıyoruz? Biraz da zeytinyağı ekliyoruz. Şöyle yarım çay bardağı kadar. Ondan sonra toz şeker ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar. Mecbur değilsiniz. İsterseniz katarsınız, isterseniz katmazsınız. Bu ölçüleri ben böyle kafadan yapıyorum ya. Siz tabii ki bardağınıza göre, ona göre de un katılıyor. Hani böyle bir benim fix bir ölçüm yok. Şimdi hemen onu da karıştırıyorum. İşte bundan da atalım. Bir biraz yoğurulsun, ondan sonra bakacağım unun ayarına. Ona göre yumuşak. Çok sert bir hamur olmasın. Böyle yumuşak bir hamur olsun ki güzel ekmekleriniz o zaman daha güzel oluyor. Hamurunuz yumuşak olursa. Sert bir hamur yoğurursanız ekmeğiniz taş gibi olur. Güzel olmaz. Şöyle biraz da tuz ekleyeceğim. 1,5 tatlı kaşığı kadar. Sonra ne yapıyoruz? Prensese götürüyoruz. Prenses bize yoğuruyor. Evet. Kızlar ben şey yapacaktım aslında. Aman prenses ne olur? Ayağa kaldı çocuğum. Adı neydi? Mantı açacaktım. Sara dedi ki anne köfte ekmek yap var canı onu ister hasta ya tabii bu aralar o hasta oldu. Ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Evde kim hastaysa şirket ona çalışıyor. Şöyle bir hamur yoğurulsun. Ondan sonra üstüne streç folyo saracağız güzelce ne? Kabarmaya bırakacağız. Ekmeğimizi pişirelim. Ekmek hazır olsun. Köftemizi de yoğuralım. Köftemiz de hazır olsun. Ondan sonra da şey deriz. Akşam çocuklar gelince köfteyi kızartırız. Kızlar köfte dur. Ne? Şu bunu biraz silek. Bir soğan getirin. Şöyle ben de hamura bakayım. Hemen boğuluyor gibi oluyor.
Sen de güzel kıvamında un dökmüşsün ya. Vallahi benim elim aynı terazi gibi. Kesinlikle bakın hiç kıvamın gerek değil. Elim diyor ya terazi gibi kadınım ha. Tabii çok sürekli yapınca insan bir nevi alışıyor. Ve ne kadar un döpeceğini aşağı yukarı tahmin ediyor. Bu arada da köftemin soğanını ben böyle normal sade köfte yaptığım zaman diyelim ki mangalda kızartacağım ya da işte tavada kızartacağım. Soğanı çiğden kesinlikle kullanmıyoruz. Neden soğanı çiğ katmıyoruz köfteye? Çünkü soğanı kavurup dökeceğim köfte harcının içine. Sebebi de daha çok lezzetli yapıyor. Ve bunu fark edeceksiniz. Eğer böyle benim gibi denerseniz burgerde falan mesela işte böyle düz köftelerde soğanını önce tereyağında kavurup ondan sonra köftenin içine katarsanız lezzetinin çok farklı olduğunu anlayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki aferin Narin abla çok güzel tadı oldu. Yani öyle diyeceksiniz ihtimal. İnşallah öyle dersiniz. Ya da dersiniz ki ay nasıl tarifti bu böyle hiç güzel olmadı. O da olabilir. Ama bana göre çok güzel. Biliyorsunuz benim damak tadım da şehirde biraz değişik olduğu için bana göre çok lezzetli. Soğanı da şöyle elinizden geldiği gibi kadar küçük küçük doğramaya çalışın. Soğanları vırtlamayın. Soğanları vırtlar köftenin içine katarsanız hani böyle şey gibi yapıp köfteye katıyorlar ya. Öyle yapmayın. Soğan acımsıyor. Soğanınızın tadı acayip bitter olur, acımsı olur ve hiç lezzetli olmuyor. Tabii köftenin lezzetli olması için de kıymada şeyi özelliği olması lazım. Öyle saf, kıpkırmızı bir etten bir kıyma yaptıysanız o köfteye kendinizi de doğrasanız içine lezzeti olmaz. Niye olmaz? Çünkü içerisinde yağlı bir et parçası yok. Hani onu köfteyi saftik, sulandıracak herhangi bir et yok. O yüzden de ne yapıyoruz? Kasaptan kıyma alacağımız zaman hafif yağlı istiyoruz. Hatta hep köftenin içine ben şey kattırıyorum. Burada hamur yoğurmuş. Kaburga üstü et var ya ineklerin, tanaların. Şimdi inek değil mi? Şimdi gülersiniz gibi. Onu kaburga üstü eti özellikle kasap kardeşten istiyorum. Diyorum ki bana 1-2 kilo da bundan kat içine. Çok güzel oluyor. O da hep diyor abla sen ağzın tadını biliyorsun diyor. Eti nasıl yiyeceğini, hangi çeşit et alacağını çok iyi biliyorsun. Biliyorum tabii. Yoksa kıpkırmızı et neme lazım. Güzel görünebilir ama lezzeti önemli kızlar. Bakın şöyle bir eti kıyım ama içerisi yağlı. Şöyle beyazlı beyazlı. Bilmiyorum kamerada ne kadar görünüyor da. Şimdi şuraya dökeyim de öyle göstereyim size bari. Şöyle. Bakın hiç sapsade kıpkırmızı bir kıyma değil değil mi? Hadi bakalım bir şu soğanım kavrulsun. Şöyle yakına soğan kavrulsun. Şu poşette de Pablo oynuyor. Kış kış ediyor ya. Üzerine çıkıyor. Oyun oynuyor. Pablo yavrum. Ooo hamurumuz güzelce yoğurmuş. Muhteşem. Bakın yumuşacık. Hemen yo üstüne fresh folye yapacağız. Ben de versene. Ama şimdi mi oynayacaksın sen? Hı. Al hadi. Al verdim. Şey alsın abartsın. Kıpkırmızı. Ben de senin mutluluğunu kurban olayım. Ayağımı buldum. Aa bu hamur yoğurmuş. Evet oradan da kendine hamur koparabilirsin. Biraz azak istiyorsun. Gördüğünüz gibi çocuklar mutlu oluyorlar. Böyle mutfakta annelerinin yanında bir şeyler yapmaya çalışırlarsa aşırı derecede mutlu oluyorlar ve mutlu edin onları. Mutfaktan kesinlikle çocukları olmayınız. Bırakın her şeyi birlikte sizlerle birlikte yapmaya çalışsınlar. O onlara güzel özgürlük veriyor, güç veriyor. Yani başarılı oluyorlar. Ben bütün çocuklarımda öyle yaptım ve çok şükür hiç yan etkisini de görmedim. Maşallah hepsi de elinden her iş geliyor. Hatta takipçinin biri de buraya döndürün de azıcık beni görün kız. Takipçinin biri de bir yazmış Kadir'in kanalında Azat Sevil'le börek yaptı. Oha yazmış.
bakıyor maşallah. Öyle işte, çocuğun eline verirseniz çocuk alışır. Vermezseniz 20 yaşına da girse o çocuk mutfakta ne yapacağını bilmez. Verin yani, çekinmeyin, şey etmeyin, mutfak bakacak. Zamanınız gidecek, çocuklarla uğraşacaksınız ya. O zamanı bir zahmet ayırın kendilerinize yeni anneler. Çünkü terapi ve hamur bir terapidir. Biz büyükler için farkındaysanız hamur işi yaptığımız zaman, hamura dokunduğumuz, ben neredeyim kız? Dokunduğumuz zaman ki, evet, ne kadar rahatlıyor değil mi vücudumuz, beynimiz? Güzel bir enerji veriyor bize. Sıvanım güzelce kavruldu ablaları. Şimdi burada bu güzel soğusun. Çünkü daha hemen köfte yoğurmayacağım çünkü. Kıymayı buzdolaba indirek hazır. İnşallah altta bunun görünmüyor. Aynı bebeğim diyordun. Eşek gibi yani. Şurada gitsin. Üstüm kapalı ama. Leggings kısa. Neyse, bu soğusun. Hamur da kabarsın. Ondan sonra görüşeceğiz Allah'ın izniyle. Evet kızlar, ekmeğim güzelce pişti. Bakın muhteşem, zaten görüyorsunuz. Bu arada ekmeği canlı yayında beraber pişirdik. Canlı yayındayız. Konuşamadım, canlı yayındaydık biliyorsunuz. Ve çok güzel bir canlı yayın geçti yine. Değil mi? Acayip eğlenceliydi vallahi. Nasıl sevindik. Bol sohbet, bol şey... Enerji, kızlar da çok sevindi. Hep istiyordunuz ya, canlı yayın yapayım dedim bari ben de. Ne yapayım? Canlı yayını açtım işte size. Şöyle ekmeklerimi de yeniden şöyle bir kenara alayım. Üstünü örtelim. Bakın şu kadar ekmek çıktı. Gördüğünüz kadarıyla. Şöyle beraber güzel güzel hem sohbet ettik hem pişirdik. Bu arada canlı yayını da kaydettim. Aranızda izlenmeyen varsa, hani yetişemediyse izlemeye, açıp bakabilir yeniden. Vallahi çok güldük yine ya. İşte canlı yayın iyi oluyor da kızlar, fırsat olmuyor bazen öyle yapmaya. O da ekmek yaptım da dedim, aklıma geldi, dedim açabilirsem açayım. Şurada dursun ekmeğimiz. Ondan sonra şurada bakın, daha tezgahım toplamadım. Az önce canlı yayını kapattım. Kahve de yapmıştık canlı yayında kendimize. Ondan sonra Sara turşu istemişti. Şu turşuları kaldırayım. Hemen tezgahı temizleyeyim. Köfteyi de bilmiyorum ki Kadir belki çeker kanalında. Kızlar köfteyi de Kadir de izlersiniz herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bakalım bir Kadir gelsin de. Soğanı kavurdum bu arada köfte için. O hazır duruyor. Ama Kadir gelir. Dur kamerayı kendime çevireyim kız. Şöyle yapayım bari. Köfteyi belki Kadir kanalına çeker. O yapsın bize köfteyi de, değil mi? Şimdi buraları temizleyin. Bulaşık makinesi yıkamış. Onları boşaltın makineyi. Çamaşır makinesi de durdu. Onları da kurutmaya atayım. Ablaları. Bir Instagram'a da bakayım. Takipçiler de biri yazmıştı ki şey yapmış. Kosori'de ekmek yapmış. Çok mutlu olmuş. Çok güzel olmuş diyordu. Resim göndermiş. Bir bakayım resme de, Instagram'dan paylaşayım. Bak, o sizi salladı. Bu arada biz canlı yayında konuşurken Azat da şey yapmış. İçeride uyumuş. Koltukta uyumuş, kurban oldum. Şimdi kalkıp yerine götürsem yazlık uyanır. Şunları toplayayım da. Şurada bir sözü çıkartayım. Böyle 2-3 tane kuşu kalmış zaten. Şurada Azat'ın okula ablaları ya. Geliyor bir de adam gibi iş yapıyor benimle. Neyse, ben videoyu kapatayım. Buradaki işlerimi halledeyim. Sonra Allah kısmet ederse görüşürüz, tamam mı? Hadi bakalım bir Kadir gelsin. Eğer Kadir köfte yapacaksa onun kanalında devam izlersiniz. Yoksa ben burada yaparım, beraber görürsünüz. Hadi bakalım. Evet kızlar, Kadir işten geldi. Ayran istemiştik. Ayran getirmiş ve böyle hazır salata gelmiş. Arada bir böyle hazır her şey doğranmış geliyor. Anasına kıyamamış. Böyle hazır paket almış gelmiş. Köfte ekmek için. Ben de bu videoyu bu güzel salatalarla kapatıyorum. Videonun devamını Kadir'in kanalından izleyeceksiniz. Adamın ismini de söyler misin anne? Kadir Koza.
çok zor bir ismi var kanalın. Kanalının adı da Kadir Kozan. Ben onu zaten yoruma etiketlerim. Videonun devamı oradan gelecek. Çünkü köfteyi Kadir yapacak. Sadece soğanını kavurduydum Kadir. O da şey, işten geldim diye arkadaşlar. Plan değişti. Video yarına yetişmem lazım. Evet. Yarın 5'te uyanıyorum bile. Bir de canlı da yok. Canlı yayın yok mu bugün? Değil mi? Açarız ne olacak? Ben bugün canlı yayın yaptım. Kadir sen işteydin. Gördüm sen köfte möfte bir şey yapayım. Yok köfte yapacağım işte. Sonra dedim ki sen seninle konuşuyor dedim. O zaman köfteleri sen çek. Çok açım anne. Hemen yapak o zaman Kadir. Aynen. Hadi telefonunu getir çek eve başlayalım. Evet ve muhteşem köfte ziyafeti. Kızlar öyle bir köfte yaptı ki Kadir size anlatamam. Zaten kanalımda eşi da gördünüz. Gerçekten eşi benzeri yok. Bu kadar lezzetli olabilir ancak bir köfte. Hadi bakalım içeri gidiyoruz ve yemek yiyoruz. Ben de bu videoyu burada kapatıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Malzemeler gitgide azalıyor. Hadi bakalım.